Tabii kestiremiyoruz yani ama bildiğimiz bir gerçek var ki Galatasaray'ın kadro kalitesi. Yani işler kötü gittiğinde de kazanabilme kapasitesi, kabiliyetinin olması, yetenekli oyuncuların olması, lider oyuncuların olması. Bu Galatasaray'ın sezon başından beri böyle sıkıntı yaşadığı maçları bir şekilde kazanabilme iradesini gösterebildi. O tekniği, o gücü gösterebildi. Tabii yani maç ritmini kaybedebilir mi? Böyle bir endişe var ama ben baktığım vakit Galatasaray'ın devre arası transferini bir kere çok mantıklı, doğru şekilde geçirdiğini düşünüyorum. Yani Kaan gibi joker bir oyuncu alıyorsunuz. Farklı pozisyonları alternatifliyorsunuz, yedekliyorsunuz. Zaniolo gibi daha Galatasaray imza attığı gün Milan ve Inter'in 35 milyon euro vermeye hazır olduğu bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani fırsat ötesi bir transfer. Adekupe sadece bir sol bek ihtiyacınızı gidermiyorsunuz. Aynı zamanda Zaniolo'ya alan açıyorsunuz. Yani yerli statüsünde oynayacağı için Zaniolo'yu da çok rahat oynatabileceksiniz. Ben bakımdan Galatasaray için, şimdi yarın Antalya kampı da başlıyor. Yani Galatasaray'da bu fikstür, maçlar, izinler sezon başından beri çok konuşuldu. Okan Hoca'nın ben bu süreci iyi yönettiğini düşünüyorum. Ve Galatasaray gibi neredeyse sıfırdan kurulmuş. Yani tabii eski oyuncular da var işte. Muslera işte olsun, Nelson olsun, işte Boy olsun, bunlar Kerem olsun. Bunlar geçen sezon oyuncuları ama ağırlıklı noktası yani takımın omurgasını oluşturan önemli isimler bu sezon başında gelmiş. Doğru. Şimdi çok kısa sürede takım olmayı başardı. Şimdi Galatasaray'daki en önemli gelişim bu. Yani bu takım oturmaya başladı. Şimdi daha iyi nasıl olacak? Bunlar konuşuluyor. Ben Galatasaray açısından baktığımda da tabii ki Dünya Kupası öncesi Galatasaray'ın oynadığı futbol başka bir seviyedeydi. Şimdi kabul edelim. Dünya Kupası öncesinde bir Başakşehir maçıyla veda ediyorsunuz. Yani Dünya Kupası arasına giriyorsunuz. O Başakşehir maçında en üst seviyede performans sergiliyorsunuz. 7 atıyorsunuz. Ondan sonraki süreç, Dünya Kupası sonrası Galatasaray'ın eski o bıraktığımız Galatasaray sahada yoktu belki ama yine de klas oyuncuları vardı. Şimdi bu ara bütün takımlara bir etkisi olacak. Olumlu etkisi olacağını düşünmüyorum. Bütün takımlarda bir gerileme olacaktır muhtemelen. Bu arada fikstürü konuşmuşken Galatasaray'ın önündeki 5 maçta şu anda ekranda. Ben hani kağıt üzerinde kolay gibi gözüküyor ama Galatasaray için bu sezon bence... Adana Demirspor, Kasımpaşa, Galatasaray bu maçları içeride oynayacak. Konyaspor deplasmanına gidecek. Sonrasında Kayserispor maçı içeride, Alanyaspor maçı dışarıda. Şimdi Galatasaray yani artık ben Okan Hoca'nın ya da işte Florya'daki yetkililerin öyle rakiplere bakıp ya da fikstüre bakıp bir öngörüde bulunduklarını sanmıyorum. Şundan dolayı yani ezber bozan bir takım var karşımızda. Kolay gözüken maçlarda zorlanan, zor gözüken maçlarda bir şekilde kazanabilen bir Galatasaray var. Yani kağıt üzerinde kolay gibi gözüken maç aslında belki de Galatasaray'ın en zor maçlarından bir tanesi. Örnek işte Ümraniye maçı, Ankara Gücü maçı ya da ne bileyim İstanbulspor maçı. Tabii. Bunlar Galatasaray'ın zorlandığı maçlar. Ya da sıkıntılı durumdaki Sivas deplasmanı ki orada tartışmalar vesaire ama sonuçta yani Galatasaray'ın kadro kalitesi ya da Sivasspor'un o günkü form durumuna bakacak olursak yani kazanmasını beklediğimiz maçlardan bir tanesiydi. Çok ekstra bir şey oldu belki ama olsun. Yani sonuçta bugün baktığımız vakit Galatasaray için zorluk derecesi yüksek maçlara bir bakalım. İçeride Beşiktaş, Trabzonspor ya da ne bileyim Kadıköy'de Fenerbahçe maçları. Galatasaray bunları kazanabildi. Bu maçları çok... Başakşehir. Başakşehir maçı keza dediğin gibi. Ama diğer maçlarda da bahsettiğimiz kağıt üzerinde neredeyse düşme hattında olan ya da düşmesine kesin gözüyle bakılan takımlardan bazılarına karşı zorlanan bir Galatasaray gördük. İstanbulspor maçı mesela örnek olarak. Ben Galatasaray'ın az önce söyledim takım oturmaya başladım. Şimdi bu devre arası transferinde de
çok yüksekten uçmadığını ama yapılan transferlerinde sansasyonel transfer. Yani bugün Kaan Ayhan yıllardır ülke gündeminde olan bir oyuncu getiriyorsunuz, yedekliyorsunuz birçok pozisyonu. Zaniolo az önce söyledim. Yani Adekupe Kanada milli takımıyla işte en son Dünya Kupası. Ben Galatasaray'ın eksiklerinde iyi giderdiğini düşünüyorum. Şimdi Okan Hoca'nın yanında daha alternatifli bir kadro var. Kağıt üzerinde avantajlı gibi gözükebilir. Ama illaki bu ara vermenin bir takım yansımaları olacaktır. Burada da işte Okan Hoca'nın o kadroyu yönetme kalitesi bence etkili olacaktır. Okan Hoca bunu gayet iyi başardı. Oyuncularda da mesela hani o izin süreçleri falan Icardi'nin sezon boyunca çok konuşuldu. Sezon başından beri. Çok suistimal etmedi oyuncular. Yani özel oyuncular olunca böyle oluyor işte. Yani Icardi ne yapacağını, kendisinden ne beklendiğini biliyor. Mertens, Dünya Kupası sonrası bambaşka seviyedeydi. Bir Mertens'le ilgili mesela, hani dedin ya bu işte aradan sonra ne olur, performanslara nasıl yansır? Mesela Mertens takımın üzerindeydi. Dünya Kupası sonrası bambaşka bir Mertens izliyorduk. Şimdi Mertens'te bir problem yaşarsanız oraya Zaniolo'yu da oynatabilirsiniz. Elinizi, yani Zaniolo'yu sağ kanat gibi düşün ama 10 numara pozisyonunda çok rahat oynatabilirsiniz. Alternatifleri konuşacağız. Hani hangi transfer, yani neresi için yapıldı, nerede oynayabilir, nasıl yedekleme olabilir bunları konuşacağız. İşte bugün Antalya kampı başlıyor. Antalya kampında 2 tane hazırlık maçı olacak. Muhtemelen Antalya Spor Gençler Birliği maçları. Yani bir maç ritmini bir şekilde hoca oturtmaya çalışacak. Taner, evet. O dönem Eylül-Ekim ayı arasındaymış. Aslında ilginç bir sezon da oluyor dediğim gibi. Sonrasında bir Dünya Kupası boşluğu yaşadı Galatasaray ve tabii tüm kulüpler. Şimdi dönüşte yine bir boşluk yaşayacak Galatasaray. Zaten uzun dönemdir maç oynanmıyor. Ve Galatasaray maç oynamak için 10 Mart'ı, hatta 10 ya da 11'di galiba, beklemek durumunda kalacak. Öncelikle bunu bu durum nasıl etkiler Galatasaray ya da etkiler mi? Yani kimi takım etkiler, kimisini etkilemez. Bu biraz teknik direktöre bağlı. Eğer teknik adam böyle es verilen haftaları iyi organize edebilirse, antrenman temposu ya da antrenman oyunu, özellikle teknik bir oyun anlayışı olan teknik adamlar için bir formatı varsa, oyuna bir akıl koymaya çalışan teknik adamlar için böyle aralar aslında kıymetlidir. Neden kıymetlidir? Çünkü teknik direktör oyuna katkı sağlamak isteyen biridir. Daha fazla provaya ihtiyacı vardır, daha fazla deneme yapmaya ihtiyacı vardır ve bunun için de aralara, hazırlık maçlarına. Şimdi bu ara olmadığı zaman teknik adam oynatacağı oyunu resmi maçlarda prova edebiliyor.